Merhaba arkadaşlar, bu dersimize sözlüklerdeki case ve values metotlarıyla başlıyoruz. İlk olarak case metoduyla sözlük içerisindeki anahtar ifadeleri almamızı sağlamaktadır. Şöyle örnek verelim. İlk olarak sözlük oluşturuyorum. İçerisinde belli ögelerin olduğu. Sözlüğümüzü oluşturduk. Şimdi sözlük içerisindeki anahtar değerleri case metodu yardımıyla ulaşmaktayız. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İlk olarak sözlük ismini belirtiyorum. Case anahtar değerleri için. Görmüş olduğunuz gibi anahtar değerleri bize bir liste halinde vermektedir. Diğer metodumuz da values metoduydu. Bu metot ise sözlük içerisindeki değerleri almamızı sağlamaktadır. Bunu da şu şekilde yapmaktayız. Values. Gördüğünüz gibi değer ifadelerini bir liste halinde bize vermektedir. Bir diğer metodumuz ise pop ve pop item metotlarıdır. Bu metotlar sözlük içerisindeki silme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kullanımı şu şekildedir. Pop içerisinde anahtar ifadeyi belirtiyorum. Mesela Mehmet'i silelim buradan. Görmüş olduğunuz gibi Mehmet ifadesini sildi ve Mehmet ifadesine karşılık gelen değeri de ekrana bastı. Şimdi yazdıralım. Sözlüğümüzün yeni hali nasıl olmuş? Görmüş olduğunuz gibi Mehmet sözlük içerisinden çıkarılmış durumda. Pop içerisinde kullanırken dikkat edelim. Anahtar ifadeyi kullanıyoruz. Aksi durumda ise program hata verecektir. Şu şekilde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi anahtar hatası verdi. 3.40 anahtar ifadesini bulamadığı için programımız hata verdi. Bir diğer metodumuz ise pop item metoduydu. Bu metodumuz da silme işlemi gerçekleştirmektedir. Fakat rastgele bir silme işlemi gerçekleştirmektedir. Şu şekilde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi sözlük içerisinde Ahmet anahtar değerine sahip ve görmüş olduğunuz gibi sözcük içerisinden silin ögeyi ekrana bastı. Bu rastgele bir silme işlemini gerçekleştirmektedir. Yani belli bir parametresi yoktur pop item'ın. Silinecek öge belirtilmemektedir. Sıradaki metotlarımız ise items ve iter items metotlarıdır. İlk olarak bir sözcük oluşturuyorum. Yeni bir sözcük.
Evet, sözlüğümüzü oluşturduk. Aytıs metodu, sözlük içerisindeki bütün verileri ekrana basmamızı sağlamaktadır. Kullanımı şu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi sözlük içerisindeki bütün veriyi ekrana bir liste halinde basmış bulunmaktayız. Çıktı olarak da listeyi vermektedir. İtere items metodu da aynı görevi üstlenmektedir. Sadece anahtar değer çiftlerini barındıran bir liste oluşturduğu bilgisine verilmektedir. Sadece items'tan farklı olarak sözcük içerisindeki verileri bir liste halinde değil de bu listenin programın arka planında oluşturduğunu belirten bir yapıyla bir cevap vermesidir. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Pardon, yanlış yazdım. Görmüş olduğunuz gibi sözlük içerisindeki bütün verileri ekrana basmadı. Sadece burada yaptığı anahtar değer çiftlerini barındıran bir listenin oluşturduğu bilgisini verdi. Bu o anlama gelmektedir. Şimdi items metodu ile ilgili bir uygulama yapalım. Genellikle zaten items for döngüsü ile beraber kullanılmaktadır. Şu şekilde bir uygulama yapalım. For yine iki adet değişken belirliyorum. In sözlük ismini belirtiyorum. İçerisinde bütün verileri alıyorum. Daha sonra bunları ekrana yazdırıyorum. Programını çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sözcük içerisindeki anahtar değer çiftlerini aldı ve ekrana yazdı. Sözcük içerisindeki veriler bu şekildeydi. Ve ekrana da görmüş olduğunuz gibi anahtarı ve karşılığında gelen değeri alt alta sıraladık. Bu dersimizdeki son metotlar ise copy, paste ve get metotlarıdır. İlk olarak copy metoduyla başlayalım. Copy metodu sözlüğün kopyalanmasını sağlamaktadır. Yani başka bir sözlüğe kopyalayabiliyoruz. Bu şekilde yapabiliriz. İlk olarak bir sözlük oluşturuyorum. Son olarak da bölge daha ekliyorum. Oluşturdum. Şimdi bu sözlüğümü başka bir sözlüğe kopyalayayım. Bunu da şu şekilde yapmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi sözlüğüm kopyalandı ve yeni not. Şimdi yeni not isimli sözlüğün içeriğine bakayım. Görmüş olduğunuz gibi sözlük yapısında
anahtar ve değer çiftini bulunduran bir veri tipi elde ettim. Bir diğer metodum ise Heskey metodudur. Bu metodum aslında bir sorgulama işlemi yapmaktadır. Çıktı olarak bize true ya da false cevabını vermektedir. Şu şekilde yapılmaktadır. İlk olarak sözlük ismini belirtiyorum. Daha sonra Heskey metodunu yazıyorum. Ardından da içerisinde tarama yapacağım ifadeyi belirtiyorum. Burada belirteceğim ifade anahtar olmalıdır. Değer tipinden tarama yapmamaktadır. Görmüş olduğunuz gibi OKS anahtarı sözlüğümün içerisinde olduğu için true çıktısı vermektedir. False çıktısı için yapayım. Sistemin cevabı bu durumda false oldu. Şimdi yanlışlıkla tarama işlemini sözlük içerisinden yapayım. Şimdi tarama işlemini değer tipinden yapayım. Şu şekilde. Şimdi AA değeri var. Normalde true çıktısı vermesi lazım. Ama cevabı false oluyor. Çünkü AA tipinde, çünkü AA değerinde bir anahtar ifademiz bulunmamaktadır. Son metodumuz ise get metodudur. Bu metodumuz çok fazla kod kalabalığından kurtulmamız için oluşturmuş bir metottur. Şu şekildedir. Eğer belirtilen ifade sözlük içerisinde ise ilgili değer ekrana yazılır. Eğer değilse belirtmiş olduğumuz ifade ekrana yazılır. Yani daha doğrusu şu şekilde açıklayabilirim. Daha doğrusu örnekle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi kullanıcıdan hangi dersin notunu görmesini istiyorsa o dersin ismini girmesini isteyelim. Kullanıcı sözlük içerisindeki bir ders ismini girmesin. Farklı bir isimde ders girsin. Mesela HGS girsin. Şimdi get metodunu kullanıyorum. Kullanım şekli basittir. İlk olarak sözlük ismini belirtiyorum. Hangi sözlük içerisinde tarama yapılacaksa. Get diyorum. Daha sonra anahtar ifadesini yazıyorum. Çünkü anahtar ifadesini isim değişkenine atamıştım. Şimdi eğer belirtmiş olduğum isim sözlük içerisindeyse çıktı olarak bana değer karşılığı verilmektedir. Eğer sözlük içerisinde değilse bu bölümde yazacağım ifadeyi bize vermektedir. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dersim sözlük içerisinde değil. Bu durumda ise bu ifadeyi ekrana yazmaktadır. Bunlar nedeni Türkçe karakter kullanmamdan dolayıdır. Diyelim ki sözlük içerisindeki bir dersi girelim. Yine kullanıcının giriş yapmasını istiyorum. Bu sefer de OKS adında dersi girelim. Tarama işlemi yapıyorum. Yine burayı kopyalıyorum. Fakat burayı değiştirelim. Çünkü değişkenimiz isim 2 oldu. Şimdi programımızın verdiği sonuç görmüş olduğunuz gibi
AA oldu. Çünkü OKS dersi sözlük içerisinde bulunmaktadır ve karşıda olan AA değerini ekrana basmış durumdadır. Uygulamamız bu kadardı.